izleyiciden inanması için yani. Yürümüyoruz. Biz bütün basına arkadaşlarımız vasıtasıyla servis ediyoruz. Veririz. Yok. Tuvalete falan gitmesinde acayip bir ızdırabı vardı. Kaza mı yoksa? Öksürdüğü zaman bir ağrısı vardı. Yani. Kendisi anlatsın, evet. Annemin daha çok. MR'ında falan belli zaten. Yok, konuşacak. Gelip gidenler oldu. Sürekli oturuyordu. Bu süre içerisinde bir yere düşükme falan. Kemik gelmesine vardı. 40 güne yakında gelen gelen oldu. 40 güne ben anlatır sen hocam bir bucağa nasıl ulaştığımızı. Ben hemen istemedim. 10 gündür Mersin Tıp Fakültesi'nde yattık. O kadar çok. Ne şey yapıyordu? Yani ya öleceğim ya kurtulacağım diyordu. Beni amana edecek birini bulalım diye. Bunu kartını verim. Adam şey değil mi? Şey değil mi? Beyin sinirce rahatsız. Evet teyze, ne rahatsızlığın vardı? Ne gibi zorlukla yaşadın? Bir anlatır mısın bize? Çocuğum belimde bir ağrı vardı. Ağrı var diye mutlaka hastaneye gittik. Ortopedi bir çekim çektik. Beyin cerrahiye gitti dedi. Silifke'ye geldik. Orada bir özel hastane var. MR çekildi. Kemik tetkiki yapıldı. Röntgen çekildi. Nasılsınız kimse şimdi? Yaşlıyım diye çocuğum yatıp aşağı gidip de ölümünü beklemesin. Çaresini ameliyatla olabilecek. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben mi? Evet. İyiyim çocuğum. Çok şükür şimdi. Beni şuraya kaldırıp otururken ay bağıra bağıra ederdim ben. Ameliyat olmadan önce? Ameliyat olmadan önce. Allah Allah Allah. Yani hastaneye ayağa aldırıyordu fakülteyi. Çok mu acınız vardı? Çok acım vardı yavrum. Yani 83 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim ama hiç böyle bir acı yaşamamıştım. Ne oldu, bir yerden düştünüz mü? Nasıl düşmedim kırıldı? Be yavrum. İşte kemik erimesi vardı. Eşimin rahatsızlığı vefatı nedeniyle. Biraz çokça oturduk ziyaretçilerin yanında. Git yat dediler, yatmadım. Keşke yatsaydım yavrum. Biraz kemik erim ilaçlarımızı her hafta alıyorduk. O acı, o üzüntü beni mahvetti. Onu da biraz ihmal ettik herhalde. Sonuç böyle oldu çocuğum. Allah razı olsun Orhan Hoca'dan. Allah tuttuğunu kolay getirsin. Ne muradı varsa versin yavrum. Ben çekerim Orhan Hoca'yla yürüse güzel olur esasında. Güzel olur. Hoca yürüsün dedi ama kendi... El kaldı bakın şöyle bir. Heh. Sen vermezsin, yarın da verir misin sen bunu? Hmm. Tamam. Ulan şey, ne zaman verirsin? Pazar. Ben de katıldım da sağ olun. Zaten hepsi de katıldım. Değiştireceğim. Onu önceden burada. Şu elinle yap böyle bir. Öpücüklere. Yap böyle bir görsünler. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Elini sallar. Gel. Evet Orhan Bey, hastamızın hastaneye geldiğinde durumu nasıldı? Daha sonra neler yaptınız? Şimdi durumu nasıl? Hastamız 83 yaşında. Geldiğinde bel bölgesinden başlayıp karın bölgesine, her iki kasık bölgesine vuran şiddetli bir ağrı ve bunun neticesinde hiçbir şey yiyip içemiyor. Ayağında uyuşmalar başlamıştı. Yürümekte zorluk çekiyordu ama en önemlisi kullandığı hiçbir ilaç, uygulanan hiçbir tedavi bu ağrısını gidermiyordu. Hastanın çocuklarının ve hastanın kendisinin söylediği ölüm benim için bir kurtuluş. Lomber 1 vertebra adını verdiğimiz omurga kemiğinde kırık vardı. O kırık basıyordu. O basıdan dolayı bütün bu şikayetleri vardı. Ve gerçekten de ameliyattan başka da hastanın hiçbir kurtuluşu yoktu. Ameliyatta yaptığımız işlem hastanın kendisinin o basan kemik parçasını sinirin üzerinden kaldırdık. Siniri ve lomber bir vertebra düzeyinde olduğu için omuriliğin üzerine basan kısmı rahatlattık. Ameliyattan sonra şu anda yürüyor, o ağrıları yok, o dayanılmaz ağrısı yok, oral alıyor. Ve hemşire hanımlara beni ne zaman tekrar yerine yürüteceksiniz diye kendisi yürüyeceği anı bekliyor ve keyifle gidiyor. Koridorda yürürken el sallayışı, öpücük vermesi bütün bizim bir yorgunluğumuzu, aldığımız risk esnasında yaşadığımız tüm zorlukları bize unutturuyor. Sağ ol. Tamam mı? Sağ ol. İyi hocam inşallah. İnşallah böyle. Gez dolaş belli saatleri. Onu tak ne zaman istersen yürü lütfen. Olur mu? Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol.